Salatu vesselam ala Resulullah. Mikrofonu da açınca mı? Evet. Tabii gelirken eşime mümkün mertebe yalnız bırakma dedim beni. Hele hele Mustafa hocam varsa ellerim titrer dedim yanımda. Böyle bir eyvallah tevafuk oldu hocamın yanında. Sizden de af dileyerek önce kusurlarımız için. Biz tabii tercümeyle irtibatlı olarak ekolle dolaylı olarak başladık. Ama bir şekilde özellikle Seyyid Hüseyin Nasr'la yolumuz kesişti birkaç program vesilesiyle. Daha sonra iş hem tercüme boyutu hem bir dostluk boyutunu aldı. Yoğun okumalar neticesinde bir şekilde girizgah gerçekleşti. Sonra artık biz de teslim olduk. Yani İngiliz dili lisansım ama ondan sonraki işte tercümelerden hareketle de dil bilimde çalışmaya başladık yine yüksek lisansta. Daha sonra çok şey olmadı. Arayışımız herhalde biraz daha genişlik istedi. Sonra tasavvuf alanında özellikle Friedrich Schoen'un tasavvuf anlayışı üzerine bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonrasında Üstad Genon'la da müşerref olunca, kitaplarla müşerref olunca iş biraz daha genişlemiş oldu. Ben gelenekselci olarak bir başlık koymuş idim o vakit çalışmaya. Lakin daha sonra Mustafa Tahralı hocamın tercümeleriyle ve yazılarıyla da tanışınca işin aslında gelenekten ya da gelenekselden ziyade anane olduğunu öğrendik. Lakin Galat mı diyeceğiz artık? Galat haline de gelince çok da uğraşamadık. Yani ismini çokça değiştirme yönünde bir şeylere de girişemedik. Ama belki bundan sonra böyle bir şey olur. Zira aynı şey kutsalla alakalı da, kutsal ifadesiyle alakalı da. Turan Koç Hoca Sidi İbrahim'den, Titus Burkar'dan tercümeler yaptı. İslam sanatıyla alakalı yayınlandı bu çalışmada. Orada böyle bir şey vardı, bir deneme vardı. Yani kutsal yapı olarak o ifade pek bize uygun değil. Kutlu daha hoştur. Ki kutlu doğum haftası olarak falan da geçiyor. Bu anlamda anane demek sanki daha güzel. Ama mazur görürlerse hocam hani çalışma bu şekilde ilerledi. Belki telifatta da bu şekilde tezahür etti. Öyle devam edelim. Ama bilelim ki o sanki anane. Zira ekolün fikriyatına da bakıldığında anane daha uygun düşüyor. Eseri tabii kelam alanında irtibatlandırmak belki bir miktar zorlama gibi de görünebilir. Zira bu ekol müntesiplerinin, mektep müntesiplerinin büyük bir bölümü tasavvufi neşveleri ağırlıklı olan kişiler. Yani kelam bizde genel itibarıyla bu alanın bir parça periferisinde kaldığı için acaba zorlama olabilir mi? Hocalarımla bir parça bunu istişare etmiş idik. Lakin Genon'un ve özellikle Friedrich Schoen'un Eşariye'ye yönelik tenkit mahiyetinde aldığı yazılar da mevcut. Çokça da yabancı olmadıklarını da müşahede ettik. Öyleyse devam edelim dedik. Bu da böyle bir çalışma olsun. Tercümelerde normalde insan hani tercüme ettikçe malumunuz bilgi bakımından bir artış müşahede eder ama ben tercümelere giriştikçe daha da küçüldüğümü fark ettim. Günden güne böyle bir karikatür haline aldı iş. Her bir tercümede daha küçük bir hale geldim. Cüssü olarak belki öyle görünmüyorum ama zihin olarak. Çünkü bu zevatın ilgilendiği alanlar, işin açığı bizde kudemanın belki üzerinde durduğu mevzular idi. Çokça işin nosyon olarak, mefhum olarak derinliğine noktalarına ulaşıyorlar ve oralardan bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Biz son yıllarda, şu an tasavvuf anabilim dalında görev yapıyorum, bir tür varlık mücadelesi de veriyoruz. Bir ispatlama girişiminde bulunuyoruz, üzülerek söylemek gerekirse. Henüz daha mefhum kısmına çok gelemedik. Her ne kadar uğraşılarımız bu noktada olsa da, işin zahiri bakımından. İnşallah bu zevatın eserleri, belki fikriyatı vesilesiyle bu alanlarda en azından bizim söyleyemediğimiz şeyler onların dilinden bir neşvi nema bulur.
üzerinde çokça konuşulur. Şimdi kitap olarak da yayınlandı çalışma. Tabii eksiklikleriyle mazur görürsünüz umarım. Başlangıçta tarihçi hayatlarından işe başladık. Ondan sonra biraz entelekyalarına girmeye çalıştık. Daha sonra da kelamın bazı ana konularıyla olan irtibatlarını ortaya koymaya çalıştık. Burada da işte ontoloji, anjeoloji, efendim eskatoloji gibi kimi bölümlere ayırarak bunu gerçekleştirdik. Danışmanım, doktora danışmanım Şerafettin Gölcük Hoca, kendisi de Sorbon çıkışlı, hocamı da yakinen bilir. Orada o son dönem genon yenlerle de bir irtibat sağlamış. Yani dolayısıyla fikirlerine de aşina idi. Bu açıdan yaklaşabilirsin dedik. Kimi şeyler, işi kolaylaştırıcı nitelikte önüme açılımlar koydu. Ben de oradan hareket etmeye çalıştım. Başlangıçta yoğun bir okuma dönemi geçirdikten sonra artık notlandırmaya geçtim. O arada Fridolf Schön'la da mektuplaşıyordum bir şekilde, eşiyle de. Hayli yaşı itibariyle tabii çok dolaşma imkanı yoktu ama mektuplara cevap veriyordu. Biraz da yakınlık hem tercümeler hem de şiirle irtibatlı tercümelerim ağırlıktaydı o dönemde. Baktım ki ekol müntesiplerinde ortak yönlerden birisi poliglot oluşları. Yani çok dilli hemen hepsi. Şimdi hocamla talebelik bitmiyor tabii, hocalık da bitmiyor. Hocam mesela Genon'un işte Çince'den, bilmem hocam Sanskritçe'den bizatihi yaptığı tercümelerden bahsetti. Yani sadece Batı dilleri değil, Doğu dillerine de bir vukufiyet söz konusu. Keza Fridolf Schön şiir yazıyor, Almanca yazıyor, Fransızca yazıyor, İngilizce yazıyor son dönem Amerika'da yaşadığı için. Martin Lings'e bakıyoruz böyle, Titus Bukart böyle, Seyyid Hüseyin Nasr böyle. Bir kısmını müşahede ettim bizatihi. Yani bir konferansa katılıyorsunuz, oradan dinleyicilerden İspanyolca sorana İspanyolca cevap veriliyor. Fransızca sorana Fransızca cevap veriliyor. İnsan bir tereddüte düşüyor, ne oluyoruz gibi. Yani basit belki oturup kalkmayla alakalı dilsel bir şeyler yapılabilir ama iş derin mevzulara gelince hakikaten büyük bir vukufiyetleri var. Bu tabii eserlerine de yansıyor. İşi ele alışları bakımından, malumunuz Wittgenstein'in işte dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır yaklaşımı. Tabii maddi dil, yani lisan artı arkasındaki lisan her neyse, oraya da bir geçiş imkanı da gerçekleşmiş gibi görünüyor Genon'dan itibaren. Dilerseniz hafif hafif dilim döndüğünce, ama bu arada affınıza da sığınarak bunu yineleyerek söylemek istiyorum. Çünkü hocalarım ve sizler zaten bu hususta en az benim kadar. Yer yer büyük bölümünüz benden de daha fazla malumat sahibidir. Mazur görürsünüz umarım. Şimdi iki kavram, biri tradisyon, öbürü işte İngilizce'de religion, religion diyoruz hocam. Yani Fransızca telaffuzum biraz böyle aksanlı. Bunlar üzerinde duracak olursak, şimdi Latince kökeni itibariyle tradiere'den, bir intikal zincirinden geliyor tradisyon. Gelenek olarak tercüme edilmesi belki bu aralar gelene ek, acaba mümkün müdür böyle bir etimoloji? Yani bir şey gelecek, ona ek yapılacak. Sanki böylesi bir anlamı havi. Orijinali itibarıyla Tanrı'dan insana olan bir intikal zincirini kastediyor. Bir vahiy zinciri diyebiliriz. Bu anlamda tradisyon dendiğinde, yani dini de kapsayıcı bir şey, medeniyeti kapsayıcı bir şey, bir ifade. Yani tradisyonalist bu anlamda dikkat çekici bir tabir. Religare'de bu da kişiyi kişiye ve kişiyi Tanrı'ya bağlayan bağ gibi, belki bir akıl kelimesinin iştirakında da vardır ya, öyle bir rabıta belki öyle ele alınabilir. O yüzden gelenek ama aslında anane, hani malum haliniz hadis terminolojisinde de kullanılır, ondan ona ifade ederken
Ebu Hureyre gibi. Ekolün önemli temsilcilerinden Hüsnü Smith'e göre bu tradisyon tabiri ya da gelenek tabiri medeniyeti vahye bağlayan zincir. Eğer buradan yaklaşırsak o zaman onlar açısından önemini daha rahat kavrayacak gibiyiz. Şimdi bu ekol ortaya çıkışı itibarıyla aydınlanma sonrası işte fikri hareketlilik ya da hareketsizlik dönemine geliyor. Kaos dönemi deniyor. Kaos zaten kelime anlamı itibariyle de bir bıçak sırtılığı ifade ediyor. Kali Yuga ya da karanlık çağ Hint düşüncesinde Manvantara adı verilen çevrimlerden sonuncusu. Bunlar da insanlık tarihindeki dört ana döneme tekabül ediyor. Altın, gümüş, bronz ve demir çağları diyebiliriz. Bu dört çevrimden her biri bir başlangıcı var, bir sonu var ama son aynı zamanda bir diğerinin de başlangıcını ifade ettiği için hem negatif bir şey hem de pozitif bir şey barındırıyor. Lakin Kali Yuga'ya gelince iş, karanlık çağda iş biraz sıkıntılı çünkü son çevrim tekrar bir çevrim başlamayacak. O yüzden hakikat en gömülü halinde, üzeri en çok örtülü halde. Üflenmesi bir parça sıkıntılı, insanların gerilimleri de bu aydınlanma sonrası biraz buna bağlanıyor. Bu noktada gelenek ifadesi ortaya çıkıyor. Deniyor ki bu çevrimlerde zaman ne şekilde değişirse değişsin, değişmez olarak kalan, hakikat olarak muhkim olan şeydir. Bu da tradisyondur. Bu zincire efendim gelenek adını veriyoruz. Profanlık ya da dünyevilik insanlığı istila etmiştir. Dolayısıyla dinle irtibatlı olan her ne varsa ikinci plana atılmıştır, arka plana atılmıştır. Profan olanın ön plana çıkışı söz konusudur. Burada da geleneksel tasnifte anima, corpus, spiritus olan o üçlü tasnif artık sadece korpusa indirgenmiş, cesede indirgenmiş. Dolayısıyla nefis ortada yok, ruh ortada yok. Ne yapacak insanlar? Biyolojik bir varlık olarak gelişmelerini tamamlayacaklar ve sonra bir yok oluş gerçekleşecek. Oysa Kudema bu şekilde yaklaşmıyor. İnsanda beden vardır, daha sonra ruh vardır, ruh latiftir, bir de nefs vardır. Bizim aslında sorunsalımız nefs üzerinde gerçekleşir. İyi ise iyiyiz, kötü ise kötü. O zaman iyi kılmak için, onu primordial hale getirmek için elimizden geleni gerçekleştirmeliyiz. Primordial ifadesini de ekol mensupları asli hal, fıtri hal olarak nitelendirmekte belki Hazreti Adem'e, babamız Adem'e bir atıfla o ilksel hali ifade için kullanmaktalar. Bütün dünyadaki bu yolculuğumuzun arka planında o ilk hale dönüş söz konusu. Dolayısıyla gelenekte bizi o hale ulaştırıcı başat bir reçete olarak karşımıza çıkmakta. Genon'la başlayan öncesi de var elbette. Stoikalar var, efendime söyleyeyim kimilerine göre Aldous Huxley'ler vesaire. Ama bizim anladığımız anlamda bu mektep Genon'la başlıyor. Genon burada bazı tehlikelere dikkat çekiyor. Onların bir kısmına daha sonra da değineceğiz. Kimi planlara, kimi telkinlere dikkat çekiyor. Yani çokça masum değil, karşı taraf gibisinden. Bazı planlar var, bu planların şuurunda olarak bu arayışınızı sürdürmeniz gerekiyor deniyor. Bu planlar nedir? Bunlara hafif hafif girmek isteriz birazdan. Martin Lings'in yine bir başka ekol müntesibi, kendisi uzun yıllar Mısır'da da görev yaptı. Özellikle Shakespeare üzerine bir otoritedir. Daha sonra Oxford'da el yazmaları biriminde görev yapmıştır. Bu anlamda bir uzmandır. İslam sanatına yönelik de çalışmaları mevcuttur. Onun işte son yakin risalesini, The Book of Certainty, tekrar bir yayın evi için tercüme etti. Bir öncesinde de Antik İnançlar, Modern Hurafeler isimli bir eseri var. Orada bunları daha geniş bir biçimde ele alıyordu. Bu karanlık dönemde ortaya çıkan kimi hurafeler, belki çoğumuz
yetiştiği o okul döneminde çok farkına varmıyordu. Bize habire bir ilerleme tırnak içerisinde gazı diyeceğim ama çok hoş bir tabir olmayacak. Böyle bir teşvikle yaklaşıldı. İlerleyeceksin, durmak yok. Bakın işte Japon toplumuna şöyle ilerleme gerekir. Böyle. Halbuki biz sekine, sükunetle büyüyen insanlarız. Yani söz gümüşse sükut altın denen bir milletin evlatlarıyız. Burada bu ilerlemeden, durmaksızın ileri doğru hareketten bizim geleneğimizde bir imtina var. Biz hak bilmekten belki gerektiğinde o ilerlemeyi gerçekleştirmeden bahsedebiliriz. Oysa burada insanların önüne konan bu umacılar diyelim, evrim gibi, ilerleme gibi, hümanizma gibi. Tabi hümanizmayı bir parça irdelemek lazım. Yani Hazreti Pir'le alakalı, Mevlana'yla alakalı da çok ciddiye getiriliyor. Yani merkezde kim var bu insanlar için? İnsan var, Hazreti Allah var. Bir parça buna bakmak lazım. Çok kullanılır ortodoksi ifadesi ekol mensuplarınca. Ortodoksturlar ve ortodoksiyi savunurlar. O anlamda bir parça orta yol mu diyeceğiz ya da sırat-ı müstakim üzere olmanın önemini insanlara çokça anlatmaya çalışırlar. Bu noktada yani insan sevgisini elbette arka plana atıcı bir hareket değil ama merkezde de Cenab-ı Hakk'ın olduğunu dile getirmekten geri durmazlar. Genon başta olmak üzere Doğu medeniyetinde o hikmetin, kalıcı olan hikmetin kimi unsurlarının hala muhafaza edildiğini sıkça dile getirmektedir ekol mensupları. Batı'da zira bu aydınlanma sonrasında gerçekleşen işte o sadece cesedin ortaya çıkışı ya da bunun öncelenişi Doğu toplumlarında biraz kadim olanın muhafaza edilişinin de görülmesini sağlamıştır. Buraya, doğuya yöneldikçe bakmışlardır ki o nüve halen mevcut. Özellikle Hint mistisizmine sıkça atıfta bulunmaları da bir parça bu yüzdendir. Bu doğu medeniyetlerinde farklı isimlerde anılmakta oluyor olabilir gelenek ifadesi. Kimine göre işte Sofya, kimine göre Dinir Hak, kimine göre Sanatana Dharma. Hatta İkballer, efendim daha sonraki dönemlerde yine sıkça dile getirildiği üzere Cavidan Hıret. Yani zaman geçer ama değişmez olarak kalan o hikmet işte odur gelenek. Moderniteye olan bir sürgüt husumet diyelim. Ama bu moderniteden kasıt bazen bunlar dile getirilince şey deniyor. Hiç mi cep telefonu kullanmıyorsunuz ya da otomobile binmiyorsunuz? O zaman tramvaya da binmeyin gibisinden. Kastedilen bir parça farklı, burada modern dünyadaki o kriz üzerinden bir okuma var. Bu krizle yüzleşmenin gerektiği ve insanların o primordial hale dönerek tekrar yaratıldıkları o asli hüviyetlerini elde etmeleri gerektiği. Yoksa dünyadaki görüngülerin çokça bir önemi de bulunmamakta. Bizde ilk hocalarımdan sonra, hocamın işte Genon tercümelerinden sonra Nabi hocaların tercümeleri var. Nabi Avcı'nın modern dünyanın bunalımı. Hayli hoş bir şekilde tercüme de edildi ve belki bizim de kimi ihtiyaçlarımıza dokunuyordu o eserler. Burada Genon daha net bir biçimde ifade ediyor. Gelenekçiler dediğimizde, gelenekselciler dediğimizde kelimeyi biz de karıştırıyoruz. Gelenekçi biraz da hadis literatüründe kullanılan bir ifade. Gelenekçiler derken özellikle René Genon, ondan sonra Seylanlı bir başka diyelim düşünür, Ananda Kentish Komaraswamy. Daha sonra kendisi bir ressam, şair, mütefekkir olan Fridolf Schön, efendim bir İngiliz Müslüman mütefekkir Martin Links ve Titus Bukart son olarak da halen hayatta, halen yazmaya devam ediyor. Son kitabı da Fakire Nasip Oldu tercümesi, Gülşen'e Hakikati, The Garden of Truth'ı kaleme aldı Seyyid Hüseyin Nas. Bu çizgide ama tamamı aynı şekilde değil. Yani farklı zaviyelerden bakabilen insanlar. Gelenekselciler derken, tradisyonelistler derken
bu kişileri kastediyoruz. Tabii ekol müntesibi çokça var ama ana şahsiyetler bu şekilde. Tabii Komarasvami derken burada da Mustafa Bey'le bir konuşmuş idik. Eyvallah. Şeyden de Nuri Arlasez'den de bahsetmekte fayda var. Çünkü Seyyid Hüseyin Nasr iki kişi tanıdım diyor 1950-58'ler döneminde. Yani merak ettim diyor. Yani tamam bu ekol var, bunların görüşleri ortada ama kim biliyor dünyada? Yani yoksa sadece Fransa'da, işte İngiltere'de, Amerika'da mı acaba biliniyor? Bu ara diyor Hasan Askeri varmış diyor. Bu Hindistan artık ayrışma olunca Pakistanlı bir zat. Daha sonra Komarasvami'nin eşi, Komarasvami vefat ettikten sonra Türkiye'ye uğrayacağım dedim. Orada Nuri Bey var, onunla tanışırsınız dediler diyor. Geldim burada Osmanlı'dan kalma bir evde. Beni misafir etti. Yani bir sanat eseri koleksiyoneriydi ama o ana dek gördüğüm en genişte gelenekselci literatür ya da kitaplar evinde bulunuyor idi. Buna da çok şaşırdım diyor. Yani diğer ülkelerde böyle bir şeye rastlamamıştım diyor. Allah rahmet etsin. Vefatına kadar da zaten irtibatlarını koparmıyorlar. Çok sıkça ekolün ismi geçtiğinde bahsedilen bir kavram. Ezeli hikmet, perennial wisdom. Bu perenniality, hocam hikmeti halde mi yoksa... Bazı arkadaşlar öyle tercüme etmişler. Yani bunu soruyorum zira yanlışlıkla yapmayayım. Yani ezeli hikmet olarak tercüme ediyoruz ama halde hikmet olsa da değişmez. Yani bir kalıcılık var, değişmezlik efendim şeyi var. İşin içinde niteliği var. Buradaki bu değişmezlik bir aşkınlıkla da irtibatlı, müteallikle de irtibatlı. Nasıl efendim bir medeniyet eğer geleneksel olarak ifade edilebilecekse efendim aşkın bir doktrine bağlı olması da gerekiyor. Bu da bizim özellikle tasavvufi yollarda silsile olarak dile getirdiğimiz şeyle sanki bağlantılı. Yani silsilede bir kopukluk varsa zaten bir yoldan bahsedemiyoruz. Bu intikal zincirinde de aşkın olana, müteal olana bir bağlantı lazım, bir rabıta lazım. Onda da bir kopuş kaldırmıyor. Genon o planlardan, telkinlerden bahsetmiştik. Bunların tehlikesine dikkatimizi çekmeye çalışıyordu. Şimdi diyor ki örfte bunun kırıntıları olabilir ama buna dikkat ediniz. Kırıntılar sizi asıldan koparmasın. O anlamda Batı medeniyetiyle olan bu kavgasında bir parça dile getirdiği husus, Batı medeniyeti dini unsurunu bir parça efendim muhafaza ediyor kilise aracılığıyla. Hocam ben farkım hocam lütfen. Din. Din. Eyvallah. Hoş gerçi yer yer kimisi yani dil din biraz kelamı açıdan irtibatlı da. Depodan yiyeyim hocam. Kimi yanlış anlamalar da söz konusu. Özellikle biz bu kişileri tercümeleri üzerinden tanıdığımız için Genon dendiğinde aklı yani intisabı gelmiyor çokça. Bir de şeyh olarak anılıyor. René Genon dediğimizde aslında Şeyh Abdülvahid Yahya. Martin Links ismini kullanıyoruz. Lakin Ebu Bekir Siraceddin şeyhtir. Firidof Şon diyoruz. Şeyh İsa Nureddin El Alevi El Meryemi'dir. Bu yönler çok akla gelmiyor. Çünkü kitaplarında özellikle René Genon bir referansta bulunurken Hint mistisizmini kullanıyor. Belki mekir olarak demeyelim hocam da ne olarak sanki ifade biçimi olarak zihnini daha iyi taşıyabildiği nispette Hindi kullanmış oluyor. Diğer türlü batıda mevcut olan bir inanış üzerinden hareket edecek olsa bu sefer zaten o insanlar bir çöküşte karşı çıktığı şeyin argümanını kullanmış olacak.
Ve o insanlara bir açılım sunması adına Hint'ten yararlanmış oluyor literatür olarak. Hint medeniyeti, İslam medeniyeti, arada ne fark var madem? Şöyle bir fark var diyor yine Genon'un ifadesiyle. Hint saf metafizik, İslam ise hem metafizik hem din var işin içinde. Bu yüzden diğerleri de hani Genon'un intisabı nasıl gerçekleştiği, ne minvalde gerçekleşti, bunun açıklamasını yaparlarken diyorlar ki yani Hint de Genon'u kesmezdi tabiri caizse. Çünkü mürşit gerektir bildire, yani Niyazi Mısri'den alacak olursak, böylesi bir yaklaşım ancak İslam içinde bulunabilirdi. O yüzden İslam'ı tercih etti. Yoksa Hint'te kalırdı. Peki o devirlerde, özellikle Orta Çağ sonrasından başlayarak günümüze kadar bu geleneğin maruz kaldığı tehditler neler idi ve buna karşı verilecek savaşım ya da verilmesi gerekli savaşım neydi? Gelenek ya da tabiri caizse din sahneden çekilmeye çalışınca yerini bir tür sahte inisiyasyon aldı. Bir boşluk gerçekleşti ve bu boşlukta sahte adetlerle doldurulmaya çalıştı. Sahte hurafelerle doldurulmaya çalıştı. Lakin ortadaki tehlike şu açıdan büyüktü. Belli bir süre sonra bu sahte adetler gerçek kisvesini kazanacak idi. Dolayısıyla onlar da tradisyon olarak anılacağından Genon bundan hayli endişe etmiştir. Bu belki işte ancak öze dönüşle, öze dönüş adı verilen o süreçle elimine edilebilecek bir durum. Detaylarını zaten eserlerinde yoğun bir biçimde görüyoruz. Bu sahte oyalayıcılara ya da mekr adını verdiğimiz tabiri caizse yemlere insanların teveccühünü oluşturan şey de bir anlamda kolayca tercih edilir olmaları. İnsanlar genel itibariyle zoru değil kolayı tercih edeceğinden o yüzden sahte adetler de hoşlarına gitmiş oldu. Yani işin deruni boyutundan ziyade salt zahir boyutuyla ilgilenebilecekleri bir oyuncak elde etmiş oldular bu oyalayıcılarla birlikte. Genon ilk evliliğini işte yaptıktan sonra birazdan tarihçeyi hayatına bir parça bakacağız. Bir süre Fransa'da duruyor. Sıhhati çok elverişli değil. Okulda da yer yer sıkıntı çekiyor devam durum konusunda. O yüzden yekpare bir eğitim hayatı gerçekleşmiyor. Vücut olarak biraz direncinde, bağışıklığında sıkıntılar var. Efendim belki işte ebeveynlerini kaybedişi, bunda ana amil teyzesi büyütüyor. Daha sonra kimi vesilelerle işte bir yayın evinin yayın evi sahibinin ricasıyla Mısır'a gidiyor. Orada bir müddet bulunuyor. Burada çokça işte onunla tanışacak olanlar da ileride onun yolunu sürdürecek olan kişiler. Genon'la Shon'un yolu bu şekilde kesişiyor diyebiliriz. Shon zaten o tanışmaya kadar Genon'un yazılarıyla da hemhal olmuş durumda. Bir şey görüyorlar. Reçeteyi yazılarda görmüş oluyorlar. Genon'un hayatıyla alakalı çok detaya da sahip değiliz. Daha ziyade vefatından işte sonra arkadaşların hatıratından yola çıkılarak yazılan bir şeyler mevcut. Sanki bir melamet neşvesi de var gibi yani hayatlarında. Çok böyle hayatlarını ön plana çıkarıp oraya odaklanılsın istemiyorlar. Geri planda kalıyorlar. Çokça efendim toplum önünde de böyle kişisel olarak kişiliklerinin çokça anılacağı bir şey de oluşturmamışlar. Ancak işte birkaç o Mısır'daki fotoğraflar, o da gelen giden dostlarının çektikleri elimizde. Hafif hafif onlara bir bakalım. Katolik koyu bir Katolik ailede Genon doğuyor 1886'da. Daha sonra işte retorik dersleri alıyor, felsefe dersleri alıyor. Burada felsefe hocasının bir anlamda teşvikiyle matematik sınıfına yazılıyor.
Genon'un eserlerinde çokça iştikaklara başvurması, biraz böyle bir analitik şekilde konulara yaklaşımı, önce etimolojik olarak kelimeleri tahlil ettikten sonra bir bütün halinde düşünceyi ortaya koyuşuna bakıldığında bu matematik yön biraz açığa çıkıyor. Zaten tercüme edilmeyen bazı kitapları var. Onlar da matematiğe müteallik. Tabii aritmetik değil de matematik. Yer yer Ebced'le alakalı şeyleri vardır, çıkarımları vardır. Burada mesela muarızlarına bir şey ortaya koyarken yaklaşımınız yanlış çünkü bunun Ebced'deki değeri budur gibi. Böylesi bir derinde yani hem dilsel hem matematiksel bir yaklaşım da söz konusu. Dil zaten matematikle bu anlamda örtüşüyor. Eğer bu ikisi birleşirse dilin öncesine yani o kuvve halinde olunan her neyse beşeri lisanın arka planına bir gidiş de mümkün. Herhalde Genon biraz bu nimetten de tatmıştır denebilir. Gençliğinde 20'li yaşlarında büyük bir arayış içerisinde. Kimi okültist işte hareketlere giriyor, çıkıyor. Biraz bu merakıyla. Ama bir şey de var. Yaşı küçük olmasına rağmen bir dirayet de sahibi. Felsefi bir resim var. Hocamla biraz önce istişare ettik. Bazı şeylerde yeni öğrendiğim bilgiler de var idi. Daha 20'li 22'li yaşlarda tabiri caizse o karşıdaki kocaman ne diyelim ağır adamları kafa tutabilecek bir fikri background'u da oluşmuş durumda. Bu eğitimlerden sonra Genon işte Lagnoz'da bu arada yazıları çıkıyor. Sonra Ivan Gustav Ogeli ile tanışıyor. Bu bir dönüm noktası hayatında. Ogeli'nin İsveçli Müslüman Abdülhadi'dir. Bu yakın irtibattan sonra Ogeli artık onun İslam'la müşerref olmasına da vesile oluyor. Daha sonra şeyhiyle tanıştırıyor ve René Genon İslam'la bu müşerref oluşunu bir intisabıyla da taçlandırmış oluyor ve Abdülvahid Yahya ismini de alıyor. Oğlunun ismi de küçük oldu Abdülvahid Yahya. Şeyhin ismi Abdurrahman Aliş el-Kebir. Eliş ya da Aliş artık hangisi tercih edilirse. Daha sonra gösterilen de bir yanlışlık var. 1894 Mısır yolculuğu Ivan Gustav Ogeli'nin. 1896'da İslam'la müşerref olur ve Abdülvahid Yahya adın değil. Onun adı Abdülhadi. Evet. Yahya yerine bir satır kayması hocam. Evet. Şeyle Abdülhadi ismini alır diye René Genon